Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 2020-2021 eğitim öğretim yılı 11. sınıf Hitabet ve Mesleki Uygulama dersimizin 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularını hazırladık. Sizlerin istifadesine sunuyoruz. Pandemiden dolayı değerli arkadaşlar, 1. ünitemizin ve 2. ünitemizin içerisinden sizlere 1. yazılı için örnek sorular oluşturduk. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Öncelikle klasik sorulardan başlıyoruz. İrşat, tebliğ ve davet ne demektir? Açıklayınız. Değerli arkadaşlar, irşat insanlara doğru yolu göstermek, onları uyarmak ve faydalı işlere yöneltmektir. Müslümanlar için irşat, imanın gereği olan salih amel ve güzel ahlakı hatırlatmaktır. Gayrimüslimlere irşat ise onları iman ve İslam'a davet etmektir. Peki tebliğ ne demektir? Tebliğ Allah'tan gelen vahiyleri Gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavete bulunmadan insanlara bildirmektir. Davet ise İslam'a ve İslam esaslarının uygulanmasına yapılan çağrıdır. İkinci sorumuz din hizmetlerini ifade eden beş kavram yazınız. İrşad, tebliğ, davet, cihat, emri bil maruf ve nahyanil münker. Değerli arkadaşlar, din hizmetlerini ifade eden beş kavramdır. Üçüncü sorumuz, tebliğ yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Muhataplarımıza saygılı davranmalı, onlara yumuşak söz ve güler yüzle hitap etmeliyiz. Çünkü yumuşak sözlü ve güler yüzlü insanlar toplum içinde her zaman sevilir ve sayılırlar. Tebliğ yapan kişi, yapan kişi samimi olmalı, hal, hareket ve davranışlarıyla örnek olmalı. Muhataplarının eğitim seviyesi ve psikolojisini dikkate almalı, somut delillerle ve ikna edici metotlarla konuşmalı ve etkileyici örnekler verebilmelidir. Dördüncü sorumuz, din görevsinde bulunması gereken niteliklerden beş tanesini yazınız. Tevazu ve sabır, güzel ahlak ve örnek bir hayat, alanında yetkinlik ve iletişim becerisi, temsil gücü ve güvenilirlik, hedef kitleyi tanıma. Değerli arkadaşlar bu sorularımızla ilgili daha önce çekmiş olduğumuz videolarımız mevcuttur. Şayet anlamadığınız sorular varsa daha önce çekmiş olduğumuz videolarda biz bunları uzun uzun anlattık sizlere. Sadece sorular olduğu için değerli arkadaşlar sadece sorularla ilgili cevaplar verip geçiyorum. Açıklama yapmıyorum. 5. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din hizmetlerini yerine getiren görevlileri yazınız. Müftü, vaiz, İmam Hatip, Müezzin Kayyum, Kur'an kursu öğreticisi. Her il ve ilçede değerli arkadaşlar yönetici olarak müftüler bulunur. Müftünün bir altı vaizlerdir. Her camide İmam Hatip bulunur. Büyük camilerimizde İmam Hatip ile birlikte müezzin kayyumlar bulunur. Kur'an kursu öğreticileri de Kur'an kurslarının olduğu yerlerde görevlendirilir. Altıncı sorumuz, Kur'an-ı Kerim'deki hitabet ilkelerinden beş tanesini yazınız. 1- Etkili ve güzel konuşmak. 2- İnsanları düşünmeye yönetmek. 3- Müjdeleyici, uyarıcı olmak. 4- Muhatabın duygularına hitap etmek. 5- Muhataba yumuşak davranmak. Şimdi de değerli arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız var. Birinci sorumuz, Topluluğun önüne geçip namaz kıldıran kişiye imam denir. Topluluk karşısında etkili ve güzel konuşan, cuma ve bayram namazlarında hutbe okuyan kişiye hatip denilir. Vaaz veren kişiye de vaiz denilir. İlk müezzin ezan ve kâmeti peygamberimizden öğrenen Hazreti Bilal-i Habeşi'dir. Türkiye'de din hizmetlerini Diyanet İşleri Başkanlığı yürütmektedir. Güzel ve etkili konuşma becerisine hitabet, bu beceriye sahip olan kişiye de hatip denilir. Bir konunun yazılı değil de sözle ifade edilmesini belirtmek için şifahi kavramı kullanılır. Peygamberimizin az sözle çok mana ifade etmesine gelen terim cevami ül kelimdir. Vaaz planının bölümleri üçtür. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü. 10. Vaaz ve hutbelerde konuyla ilgili ayetlerin bulunması için ilk olarak Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El-Mucemül Müfehrez li El-Fazil Kur'anil Kerim adlı eserine başvurulmalı ki vaaz ve hutbelerimizdeki ayetlerimizin nerelerde geçtiğini öğrenelim, kaynaklarını yazalım diye. Tefsir alanında kullanılabilecek kaynaklardan biri Taberi'nin Camiül Beyan adlı eseridir kıymetli arkadaşlar. Şimdi test sorularına geçelim. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerini zorlaştıran sorunlardan biri değildir? Din görevlisinin bilgi yetersizliği, din görevlisinin mesleğine gereken önemi vermemesi, Cemaatten kaynaklanan sorunlar, ortamdan kaynaklanan sorunlar, Kur'an kursu öğreticiliği ve uygulaması. E şıkkı, e, din hizmetlerini zorlaştıran sorunlardan biri değildir. Diğer dördü ise o sorunlardandır. 2. Peygamberimiz hafızasında Kur'an'dan hiç ezber bulunmayan kişiyi neye benzetmiştir? Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde Kur'an'da, hafızasında hiç ezber bulunmayan kişi saraya, köşke, bahçeye, kabire değil harabe olmuş bir eve benzetilmiştir. O yüzden Kur'an'ımızı ezberleyelim. 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi meydana getiren unsurlardan biri değildir? Alıcı, mesaj, zorlama, kanal, kaynak. Zorlama, iletişimi meydana getiren unsurlardan birisi değildir. 4 aşağıdakilerden hangisi konuşmayı daha etkili ve güçlü kılan unsurlardan biri değildir akıcılık kelime hazinesi konuya Vakıf olmak konuyu uzatmak telaffuz Tabii ki değerli arkadaşlar konuyu uzatmak konuşmayı daha etkili ve güçlü kılmaz daha sıkıcı ve daha etkisiz kılar yine değerli arkadaşlar doğruya doğru, ya doğru yanlışa ya yanlış bölümündeyiz Kur'an'da yeterli bilgiye sahip olmadan Dini konularda hüküm vermenin ağır bir vebal olduğu bildirilmiştir. Doğru. Peygamberimiz cemaatle kılınan namazın 27 derece daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Doğru. Sözlü anlatımda cümlelerin düzgün kurulması ve anlaşılır olması iletişimi güçleştirir. Tam tersine kolaylaştırır. Sözlü anlatımda cümlelerin düzgün kurulması ve anlaşılır olması. Din hizmetlerinde mesaj yani ileti, dini bilgi, inanç, duygu ve tutumlardır. Doğru. 5. Hitabette içeriği takdim ederken sesi kullanmanın bir önemi yoktur. Tam tersine değerli arkadaşlar, hitabette içeriği takdim ederken sesi kullanmanın çok büyük bir önemi vardır. 6. Beden dili sözlü mesajı güçlendirir, anlamı kuvvetlendirir. Aynen öyle. Beden dilimiz sözlü mesajımızı güçlendirirken anlamı da kuvvetlendiriyor. 7. İnsanların bütün sorunlarına çözüm bulmak din görevlilerinin görevidir. Böyle bir şey söz konusu değil değerli arkadaşlar. Din görevlilerinin insanların sorunlarına çözüm aramak gibi bir e, görevi bulunmamaktadır. Yine de yardımcı olurlar onlar. Her insan gibi tabii ki. 8. Hanefi fıkı alanında ilk ve en hacimli eser Serahsi'nin El-Mepsut adlı eseridir. Aynen öyle. Kıymetli arkadaşlar, tamamen bizler tarafından hazırlanan ve kitabımızın ilk iki ünitesinin üreti niteliğindeki hitabet dersimizin birinci dönem, birinci yazılı çalışma sorularını sizlerin istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Rabbim muvaffak eylesin. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağ.